Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Sağlıktan güzelliğe, otomotivden inşaata, tekstilden turizme, yeme içmeden teknolojiye her alanda merak ettiğiniz her şey Altın Rehber programında. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Borsa İstanbul'a ortak geliyor. İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un %10'luk hissesini almayı planladığını belirtti. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz ve anlaşmayı 3 ay içerisinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. İslami Kalkınma Bankası'nın payı %10'dan daha düşük olacak, dedi. Türkiye'ye yabancı akını 3'e katlandı. Türkiye 2016'da zor bir yıl geçirmesine rağmen yabancıların reel yatırımlara ilgisi azalmadı. Yabancıların Türk şirketleri için 2016'da yaptığı yatırım tutarı bir önceki yıla kıyasla 3'e katlanarak 18,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu yatırım tutarı 2015'te 6,3 milyar lira seviyesindeydi. İhtiyaç sahibi yaşlılara hizmet veren özel Isparta Huzur Evi'ni ziyaret ettik. Birlikte izleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Isparta'nın en köklü işletmelerinden biri bizlere konuk etti. Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi'ndeyiz. Yanımda Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Aras var. Nafi Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Efendim, ben Huzur Evi Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı'nın başkanıyım. Ayrıca da meslek olarak da eczacıyım. Mesela burada eczanem var. Evet. Peki Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Efendim, Isparta Huzur Evi olarak Cumhuriyet'in 50. yılında bir grup idealist insan Huzur Evi Yardımlaşma Vakfı'nı kurmak için bir araya geldi. Böyle sayarsak 45 yıldır bu insanların çoğu, bir kısmı ebediyete intikal etti ama bir kısmı da halen daha faaliyettedir. Ben 45 yıldır bu işin içindeyim. Peki Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi ne gibi hizmetler sunar? Bunlardan da biraz bahsedelim. Isparta Engelli Merkezi, Bakım Merkezi. Ayrıca şunu bahsetmek isterim. Isparta'da başka bir bu çeşit şey yok. Ispartalı engellilerimiz de başka yere gitmek istemiyorlar. Bu bir ihtiyaç olarak görüldü. Huzur Evi'nin dışında Engelli Bakım Merkezi olarak bir yer kurmayı düşündük. Ve bir apartmanı olduğu gibi kiraladık. Ve oraya 14 bin lira da kira veriyorduk. Burada 4-5 sene faaliyet gösterdik. Sonra 2 sene içinde bu içinde bulunduğumuz binayı Ispartalımızın yardımlarıyla, tabii ki bunun içinde belediyemiz var, çeşitli zengin ticarethane sahipleri var, büyük yardımlarda bulunanlar da var. Ama gerçekte çoğunluğu Ispartalı yapmıştır burayı. Peki yaşlılarımızın, hastalarımızın mutlaka bir kabul edilme şartları vardır. Bu şartlardan da bahsedebilir miyiz izleyicilerimizi açıklamak açısından? Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bir grup olarak önce dernek olarak başladık. Sonra vakıf kurduk. Dernek olarak başladığımızda bütün bizim şeyimiz, amacımız kar gayesi değil, yardıma muhtaç olana ve insana hizmetti. Onun için huzur evimizde kar gayesi gütmedik. Şöyle düşünüyoruz, bize müracaat edenin mal varlığı ve gelirini araştırıyoruz. Eğer verebilecek durumdaysa,
ne kadar verebiliyorsa onu alıyoruz. Varlığı iyiyse bizim tarifimiz var. O tarife üzerinden alıyoruz. Ama hiçbir şey yoksa ki 13 kişiye hiç para almadan bakıyoruz. Onlardan da para almadan hizmeti devam ettiriyoruz. Evet, bu gerçekten Isparta için harika bir hizmet. Yani burada bakıma muhtaç, durumu olmayan yaşlıları da bünyenizde barındırıyorsunuz. Bu yönden de sizleri tebrik etmek istiyorum. Isparta ve Türkiye halkı adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bilinçli yöneticiler olduğunu bilmek bizleri gerçekten çok sevindiriyor. Peki bakım merkezimiz kaç kişilik bir kapasiteye sahip? Şimdi engelli bakım merkezimiz yeni yapılan 65 kapasitesi var. Huzurevi merkezimiz kapasitesi geniş. 125 kapasitesi var ama şimdilik 59 kişiyle yürütüyoruz. Peki özel bir ziyaret günümüz, saatimiz var mıdır? Yoksa günün 24 saat, haftanın 7 günü ziyaret edilebiliyor mu hastalarımız ve engellilerimiz? Efendim, bu ziyaretler için gün koymayı düşünmedik. Bu şeylerin, yatanların sahipleri istediği zaman bize müracaat ederler. Biz onlarla görüşür, araştırırız. Randevu veririz, kabul ederiz. Peki biraz da sosyal faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Biraz kısaca bahsedebilir miyiz sosyal faaliyetlerimizden? Sosyal faaliyetlerimiz geniş şekilde oluyor. Okullar çok bize rağbet ediyorlar. Geliyorlar burada, yaşlılara şiirler okuyorlar, oyunlar okuyorlar, beraber oluyorlar. Üniversiteden eğitim için gelen de oluyor. Geriatri merkezinden de çok ilgi görüyoruz. Onlar da sık sık geliyorlar. Bütün müesseseler geliyor. Valimiz çok ilgili. Sık sık ziyaret ediyor. Belediyemiz bize zaten arkamızda. Onun da yardımlarını görüyoruz ama biraz daha fazlasını da istiyoruz yani. Onu da belirtmek isteriz. Peki şunu da sormak istiyorum. Sektörünüz gereği, yani buradaki hastalarımızın, engellilerimizin kişisel bakımı normalden çok daha fazla ihtiyaçları var. Personel sayınız kaç burada? Yani kaç personel çalışıyor? Ayrı ayrı söylersek 33 personel bakım merkezinde, engelli bakım merkezinde, 32 personel de yaşlı bakım merkezinde var. Yani 65 personelimiz var. Burada yaşlılarımızın ve engellilerimizin de yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani catering şirketinden mi geliyor yemekleriniz, yoksa sizler burada özel aşçılarınız mı yapıyor? Biz özel aşçılarımız var ve çok iyi aşçımız var. Şimdi Ramazanlarda biz iftar yemeği veririz. Ispartalı da buna alışmıştır. Ramazan başlamadan sıraya girerler. Her akşam iftar yemeği veririz. Ve aşçılarımız da beğenirler, yani çok güzel yemekler yaparlar. Bunun gelirini de bize bırakırlar. Röportajımı sonlandırmadan önce Nafi Bey, yönetim kurulumuz burada. Yönetim kurulumuzu da sizler bir tanıtsanız bizlere, izleyicilerimize de biz buradan aktarsak. Efendim, yönetim kurulumuz hepsi idealist kimselerden bir şekil. Ayrıca kendi işleri ve sosyal işleri de olan arkadaşlarımız bütün vakitlerini bu işlere ayıran arkadaşlarımız. Ayrıca şunu ifade edeyim. 45 yıldır biz bu işi yürütüyoruz ama bir kuruş ücret almıyoruz. Sadece bizim derdimiz hizmettir. Hizmetin vatana hizmet olduğunu, memlekete hizmet olduğunu, milliyetçiliğin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzu şöyle bir baştan tanısak, isim, soy isim ve yetkileriyle beraber. Evet. Sağınızda hanım Serap Hanım vakıf başkan yardımcısıdır. Evet, yanındaki Huzurevi
bakım merkezinin müdürü. Hasan Bey dernek, ilk önce dernek kuruldu demiştim. Onun başkanıdır. Evet, yanındaki Zeki Bey başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve engelli bakım merkezi müdürü Ertan Bey. Yönetim kurulumuza da bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Efendim, biz büyük emeklerle ve Ispartalı'nın yardımlarıyla bu gördüğünüz binayı yaptık. Ve buraya aşağı yukarı bir ay olmadı taşınalı. Çok yeni taşındık. İhtiyaçlarımız var. Ama ayrıca da huzurevi yaşlı bakım merkezimiz de yaşlandı. Bina olarak yaşlandı. Yeni bir bakım merkezi inşa etmeyi düşünüyoruz. Planlarımız, projelerimiz hazır. Bizlere yardım etmesini istiyoruz halkımızın. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Bayan giyim konusunda hizmet veren Denizli merkezde bulunan Arya Butik'e konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Denizli'de tüm hızıyla devam ediyor. Denizli'de Arya Butik bizleri konuk etti. Yanımda firma sahibi Hale Kaplan var. Hale Hanım, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle Denizli'ye ve mağazamıza hoş geldiniz. Ben Hale Kaplan, Arya Butik'in sahibiyim. 2,5 senedir burada faaliyet göstermekteyiz. Yani Arya Butik 2,5 yıldır faaliyet göstermekte. Peki siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben 10 senedir bu sektördeyim. Daha önce çalıştığım yerler var ama artık kendi işimi yapmak istedim. O yüzden 2,5 senedir de kendi yerimi işletiyorum. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Hale Hanım. Hale Hanım, Arya Butik müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Arya Butik bayan giyim üzerine hazır giyim olarak çalışıyoruz. Trend ürünleri tercih ediyoruz. Instagram'da, Facebook'ta ya da imalatçıların, toptancıların yeni çıkardığı ürünler, yine sanatçıların giydiği ürünlerin elbiselerini, işte kombinleri oluşturarak tekrar buraya, mağazamıza getiriyoruz ve burada sergiliyoruz. Peki izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. Geçen yıllarda İspanyol paça modası vardı. Bu yılda kıyafetlerde, kollarda görüyoruz bu İspanyol tarzını. Sizce 2017 yılında bu trend olacak mıdır? Modayı çok çabuk tüketiyoruz aslında. O yüzden her sene üzerine bir şey eklenerek çıkıyor. Mesela nakış çok vardı kış sezonunda. Yaz sezonunda yine var ama daha çiçekli. Yani bu yaz daha güzel geçecek gibi görünüyor. Tüller, danteller. Peki 2017 yılının trend renkleri neler olacak? Yani bu sene mesela asker rengi çok moda. Onun dışında hangi renkler sizce revaçta olacak? Haki'yi çok tükettik işte geçen sene. Bu sene içinde mor, lila, yine somon ve pudra renkleri çok kullanılan renkler. Bebe mavisi de çok fazla var. Peki Hale Hanım, Arya Butik'te müşterilerimiz sadece günlük kıyafetler mi bulabilir, yoksa özel günler için giyebilecekleri kıyafetleri de temin edebilirler? Günlük kombinlerimiz var, özel günler için abiyelerimiz var. Yani şık kombinler de yapıyoruz burada müşterilerimiz. Zaten genellikle bu şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimiz işte buraya gelip hani bugün ne giysem ya da yarın düğüne gideceğim ne giysem bana bir kombin yapalım şeklinde çalışıyoruz. O şekilde ben yaptığım işten çok memnunum. Müşterilerim de memnundur inşallah. Kesinlikle.
Kesinlikle müşteri odaklı olduğunuza bizler de birebir şahit olduk. Röportajımı sonlandırmadan önce Hale Hanım, buradan potansiyel müşterilerinize, izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Dediğim gibi Facebook ve Instagram hesaplarından takip ederek bütün ürünlerimize ulaşabilirler. Ben de elimden geldiğince müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorum zaten. Yardımcı olmaya çalışırım her türlü. Çok teşekkür ederim sizlere. Denizli'de Arya Butik bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Doğal kaynak su üretimi yapan, Isparta'da bulunan Davras Su'ya konuk olduk. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Isparta Sav kasabasında tüm hızıyla devam ediyor. Davras Su bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi Veysel Işık var. Veysel Bey, sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet tabii. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Veysel Işık. Ispartalıyım, doğma büyüme. Teşekkür ediyorum. Ve sağımda da işletme sorumlusu, üretim sorumlusu Zeynep Seçkin var. Zeynep Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi de biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Zeynep Seçkin. Ispartalıyım. Peki Veysel Bey, Davras Su kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Öncelikle Davras Su 2014 yılında faaliyete başladı. Önceden belediye işletmesindeydi. 2017 yılı itibariyle biz bunu belediyeden devraldık. Önümüzdeki 5 yıl işletmesine devam edeceğiz. Allah izin verirse. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum Veysel Bey. Peki Davras Su müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Isparta, Antalya ve Burdur'da bayiliklerimiz var. Bardak su ve 19 litre damacana üzerinden satışlarımıza devam ediyoruz. Peki sadece Isparta ve çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz, yoksa Türkiye genelinde ve Avrupa'da da izleyicilerimiz sizlere ulaşabilir mi? İsteyen bütün herkese, bütün Türkiye genelinde hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. İsteyen bütün herkes bize ulaşabilir. Aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirler. Biraz da Zeynep Hanım'la sohbet etmek istiyorum. Zeynep Hanım, az önce suyun tadına benim de bakma fırsatım oldu. Suyun tatlı bir tadı var. Bunun sırrı nedir? Burada üretim yapılırken nelere dikkat ediliyor, sizden dinleyelim. Kaynağımız Sav kasabasında Davraz Dağı'nın eteklerinden çıkmakta. Buraya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. Tesisimiz tam otomatik makineler mevcut. 19 litre damacana ve 200 cc bardak üretim yapıyoruz. Suyumuzun pH değeri 7.92. Peki Zeynep Hanım, bardaklarımız plastik bardaklar. Yani bu müşterilerinizi, sağlığını tehdit ediyor mu? Yoksa sizin buna uygun bir sterilleme stiliniz vesaire var mı? Bardaklarımız uygun. Damacanalarımız polikarbon damacana. Aldığımız firmaları zaten müdürlüğümüz onaylıyor. Aynı şekilde aldığımız ham maddelerin kalite sertifikaları mevcut. Hijyenik açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Teşekkür ediyorum verdiğiniz çok değerli bilgiler için Zeynep Hanım. Röportajımı sonlandırmadan Veysel Bey, buradan izleyicilerimize ve potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii ki internet üzerinden, bütün sosyal medya üzerinden, Facebook ve Instagram üzerinden bize ulaşabilirler. Türkiye genelinde bayilikler vermeye devam edeceğiz. Zeynep Hanım, sizin söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Suyumuz genelde Antalya, Isparta ve Burdur civarında satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda bu kısım yörük kesime olduğu için suyumuzun damak tadı o kısma daha çok hitap ediyor. Isparta'nın Sav kasabasında Davras Su bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?
ve profesyonel ekibiyle hizmet veren, Kayseri Talas'ta ikamet eden Salon Değişim'e konuk olduk. İzleyelim. İsmim Osman Yorulmaz. Salon Değişim'in sahibiyim. 1,5 senedir bu işi yapıyorum. Yeni başladım işime. Müşterilerimize güzel bir ortam yaratmak için buradayız. Memnuniyet için buradayız. İşimizin en iyisini yapmak için buradayız. Peki Osman Bey, sizi bu sektöre iten şey neydi? İşten gelen bir şey bu, his meselesi. Saç kesimi çok önemli bir şey. Aileden geliyor, ailemize geliyor gerçekten bu. Osman Bey, kadınların dışında artık erkekler de kendi bakımına çok önem veriyorlar. Siz burada saç sakal tıraşının dışında cilt bakımı adına neler yapıyorsunuz? Şu an çağımızda modernleşme oldu. Erkeklerde gerçekten kaş alımı, cilt bakımı, ne bileyim işte yani saç kesimi, sakal kesiminden hariç insanlarımız gerçekten çok dikkat ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok güzel bir şey. Yani cilt bakımı yapıyoruz. Her şeyimiz var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Erkeklerde bakımlı olmak sizce neyi ifade ediyor? Ya erkeğin saçı makyajdır diye bir şey var zaten. Saçımız önce iyi olması lazım. Gerçekten cildimize yani bakmamız lazım. Dekorasyonda modern tarz nasıl yaratılır? Isparta merkezde bulunan Dekor Möble'ye konuk olduk. İzliyoruz. Altın Rehber izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Isparta merkezde Dekor Möble bizleri konuk etti. Yanımda firma sahibi Veli Burak Büyüktopçu var. Veli Burak Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? 4 yıllık endüstriyel tasarım mezunuyum. Isparta Senirkentliyim aslen. Peki Dekor Möble kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmamız yaklaşık 54 senelik bir geçmişe sahip. İmalattan gelip perakende satışa dönen bir firmamız şu anda. Ben yaklaşık 6 senedir bu sektörün içerisindeyim. Bu şekilde. Peki Dekor Möble buradan müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Dekor Möble genelde dekorasyon adına ve ev mobilyası şeklinde çalışıyoruz. Ev mobilyalarını temin edebilirler. Onun haricinde aksesuarlar, çeşitli farklı özgün aksesuarlarımız var. Onları alabilirler. Peki burada harika tasarımlar görüyorum. Yani burada röportajımıza başlamadan önce de biraz göz attık. Harika tasarımlar var. Bunlar sizin kişisel tasarımlarınız mı yoksa sizin özgün olarak seçtiğiniz parçalar mı? Kendi özgün tasarımlarım değil, özel seçim tasarımlar. Yalnız şöyle, bazen mesela özel atölyelerde ürettirdiğim, kendi çizimlerini yaptırdığım ürünler var. Bunlar da dahil olmak üzere bunları görüyorsunuz. Gerçekten harika tasarımlar. Peki Veli Burak Bey, mağazanızda her bütçeye uygun bir mobilya, dekorasyon parçaları bulunabilir mi? Tabii ki her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Peki sadece Isparta ve çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz yoksa Türkiye genelinde ve Avrupa'da da hizmet sunuyor musunuz? Tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Gerekirse Avrupa'ya da hizmet verebiliriz tabii ki. Neden olmasın?
Buradan izleyicilerimin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Evde dekorasyon yaparken, yani yeni evlenecek çiftlerimiz her dönem oluyor, sezonumuz da yaklaştı. Mesela salonu dizayn ederken ya da başka bir odayı dizayn ederken nelere dikkat etmeli? Uzman olarak sizlerden öğrenelim. Genel olarak şu anda ahşap renklere hakim, ahşap tonlara hakim ve şu anda ağacın kendi özgün tonları ve özgün yapıları kullanılıyor. Bunlara dikkat etsinler. Genel olarak zıt tonları kullanabilirler. Onun haricinde bizim şöyle bir imkanımız da var. 3 boyutlu mimari destek de sağlayabiliyoruz. Herhangi bir sığma sığmama konusunda onlar bize sadece görselini, odanın görselini gönderse yeterli. Bu konuda yardımcı olabiliriz. Yani kişiye özel tasarımlar da yapıyorsunuz. Tabii ki. Gerçekten harika. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan potansiyel müşterilerinize ve izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Mağazamızın şu anda Instagram, Facebook ve web sitesi adresleri var. Buralardan takip edebilirler. Buradan genel olarak siparişlerini verebilirler arkadaşlar. Bu şekilde. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri konuk ettiğiniz için. Isparta merkezde Dekor Möble bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Hayatın ritmini yakala sloganıyla yola çıkan Isparta merkezdeki Fitlaz GYM'ye konuk olduk. Birlikte izleyelim.
Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Isparta merkezde Fitlaz Gym bizleri konuk etti. Yanımda firma sahibi Ali Haydar Can Aydın var. Ali Haydar Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Biz de hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İsmim Ali Haydar Can Aydın. Trabzon doğumluyum. Isparta'da ikametgah etmekteyim. Fitlaz Gym firma sahibiyim. Fitlaz kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? İlk olarak sosyal medyada yaklaşık bir yıldır aktif bulunmakta. Salon olarak ise 2 aydır görev yapmaktayız. Ben ise spor hayatıma 1998 yılında başladım. Bu spor ile yaklaşık 7 yıldır uğraşmaktayım. İzleyicilerimize de buradan bilgilendirelim. Fitlaz Gym ne gibi hizmetler sunar müşterilerine? Fitlaz Gym fitness, kilo alma, kilo verme, sıkılaşma, bodybuilding ve tüm diğer spor branşlarına yönelik güç, kuvvet, kondisyon antrenmanlarına yönelik faaliyetlerimiz vardır. Peki Fitlaz Gym bünyesinde kaç adet fitness koordinatörü barındırıyor? 5 erkek antrenörümüz, 2 bayan antrenörümüz mevcuttur. Peki burada standart bir spor programı mı uygulanıyor, yoksa kişiye özel spor programları uygulanıyor mu? Antrenman programlarımız tamamen kişiye özel hazırlanmaktadır. Kişinin boyuna, yaşına, sağlık durumuna göre tamamen kişiye özel hazırlanır. Peki hocam, buradan izleyicilerimizin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Fitness nedir, neden yapılmalı, vücuda faydaları nedir? Fitness artık çağımızın sporu olmakta. Bundan önceki sezonlarda vücut geliştirme daha popülerdi, ama artık millet, daha doğrusu halkımız fitness sporuna yönelmektedir. Çünkü hani en basit örnek vereyim, yaz geldiği zaman gerek plaj vücudu olsun, gerek bir düğün bile olsun, insanlar artık belli bir forma, belli bir tişört kalıbına, belli bir gömlek kalıbına girmek istiyorlar ve bunun yüzünden de fitness sektörü biraz daha popüler olmaya başladı. Fitness'ın vücuda yararları nelerdir? Saymakla bitmez. Gerek görüntü olarak olsun, gerek psikolojik olarak olsun, gerek özgüven olarak olsun, gerek sağlık sorunları olsun, gerek stres olarak olsun, her yönüyle spor kesinlikle ve kesinlikle başlı başına faydalıdır. Peki hocam, Fitlaz Gym'de sadece fitness mı eğitimleri, hizmetleri veriliyor? Onun dışında ne gibi hizmetler veriliyor? Fitness'ın haricinde burada polis özel, polislik, subaylık, besyo hazırlıkları, ayrıca bayanlar özel bayan seanslarımız, bayan pilates seanslarımız mevcuttur. Peki hocam, bu spor programları sizin tarafınızdan uygulanıyor. Beslenme programları da uyguluyorsunuz sanırım, ama bunu sizler mi uyguluyorsunuz, yoksa bu konuda uzman desteği mi sağlıyorsunuz? Beslenme programlarımızda aynı antrenman programları olduğu gibi tamamen kişiye özel hazırlanmaktadır. Bunu da hazırlayan sporcu diyetisyenimiz mevcuttur. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Bizi tercih etmeye devam edin. Instagram, Facebook sayfalarından bizi takip edebilirsiniz. Hocama verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Isparta merkezde Fitlaz Gym bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Kişiye göre gelinlik seçimi nasıl olmalı sizce? Denizli'de bulunan Henna gelinliğe konuk olduk. Birlikte izleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Denizli'de tüm hızıyla devam ediyor. Denizli'de Henna Gelinlik bizlere kapısını açtı. Yanımda işletme sahipleri Funda Kepel ve Fahriye Eğribaş var. Henna Gelinlik kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Henna Gelinlik bizim fabrikamız Kocaeli Derince'de. 7-8 yıldır o da orada. Türkiye çapında bütün mağazalara hizmet vermekte. Yurt içi, yurt dışında da birçok mağazamız var. Biz de Denizli'ye getirdik. Bir yılı aşkın süredir biz de buradayız. Zaten sektörün içindeydik. Önemli markalardan birini olduğu için seçtik, uğraştık ve Denizli'ye getirdik. Evet, iyi ki getirmişsiniz Funda Hanım. Peki Fahriye Hanım, siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben yaklaşık 10 yıldır farklı markalarda hizmet vermekteyim. Ama artık kendi mağazamızı açalım dedik ve Henna'yı Denizli'ye getirdik.
Denizli halkı da bundan çok memnundur eminim. Peki Funda Hanım, izleyicilerimin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. 2017 yılının gelinlik trendleri nelerdir? Bu yıl özellikle dantel ağırlıklı çalıştı firmamızda. Yurt dışını tasarımcılarımız çok iyi takip ediyorlar. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda çalışıyorlar. O yönden gerçekten çok şanslıyız biz de burada. Komple danteller, daha düz, sade kesimler trend olacak bu yıl yine. Geçen yılda yine aynı çalışmalarımız vardı ama kumaşlarımız, dantelimiz, Fransız danteli zaten öyle çalışıyoruz. Çok güzel gelinliklerdi dolayısıyla muhteşem. Ben de az önce bana da giydirmiş olduğunuz bir gelinlik var. Evet. Yine izleyicilerimin çok merak ettiği sorulardan bir tanesini soracağım. Çünkü sizler bu konuda uzman olduğunuzu, hani bizler de birebir şahit olduk. Gelinlerimiz gelinlik alırken nelere dikkat etmedi, püf noktaları nelerdir? Gelinlerimiz fiziklerine göre yönlendiriyoruz. Tabii gelin kızlarımız çok güzel hayallerle geliyor. Ama biz onlara yakışacak en uygun modeli boyuna, kilosuna, vücut yapısına göre şekillendiriyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz ve en güzel modeli buluyoruz onlar için. Evet. Peki bu henna gelinlikte kiralama hizmeti var mıdır yoksa sadece satıyor musunuz? Bunu da izleyicilerimize sunalım. Tabii ki. Bizim aslında kendi koleksiyonumuz var henna'nın. Her yıl başında hazırladığı kendi kreasyonu var. Ama onun dışında tabii ki hem özel dikimlerimiz oluyor istekleri doğrultusunda. Özel dikimler yapabiliyoruz. Kiralama hizmetimiz de var bu arada. Ondan da yararlanabilirler. Dünya mutfağı konusunda farkını yaratan Kayseri merkezde bulunan Kayıca Kafe'ye konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Kayseri'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda Kayıca'dayız. Yanında işletme sahibi Korhan Bey var. Korhan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kayseri'de doğdum. Daha sonra İstanbul'a gittim eğitimimden dolayı. Bilgi Üniversitesi İşletme Ekonomi bölümünü bitirdim. Daha sonra sevdalısı olduğum işi en iyi şekilde yapabilmek için Mutfak Sanatı Akademisi'ne gittim. Eğitim aldım orada. Stajdır, çalışma temposudur. 2-2,5 yıl boyunca İstanbul'da şu anki bulunduğum sektörde çalıştım. Tecrübe kazanmak için, en iyisini yapabilmek için. Daha sonra memleketim olan Kayseri'ye dönüş yaptım ve burayı açtık. Korhan Bey, Kaya'yı biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Kaya'nın planlanması açılmadan yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. İsim bulunma süreci, menü planlaması, reçete oluşturulması gibi şeyler. İsmimiz Fince kökenli, yalın saf anlamına geliyor. Yalın saf duru demek. İsme karar verdikten sonra mekanın konseptini ve menü planlamasına başlamıştık. Bu bir hayli zor bir süreç oluyor. Neden zor oluyor? Bizim için zorluğun sebebi menüde gördüğü her şeyi müşterilerimiz, misafirlerimiz ev yapımı mutfaktan çıkıyor şekilde tüketiyorlar. Böyle. Yani bu arada hiçbir şekilde hazır ürünle karşılaşmıyoruz. Tatlısından burada gördüğünüz burger ekmeğine kadar her şeyini kendi mutfağımızda günlük olarak o an sipariş esnasında hazırlıyoruz. Yani taptaze, titiz bir çalışma olarak insanlara sunuyorsunuz. Doğrudur. Aynen öyle. Peki burası aynı anda kaç kişi misafir edebiliyor efendim? Aynı anda kapalı salon şu anda bulunduğumuz yer 64 kişiyi ağırlayabiliyor aynı anda. Terasımızda da 120 kişiye kadar alabiliyoruz. Yani 180 kişi diyebiliriz. Korhan Bey, menü içeriklerinizde neler var? Biraz bunları anlatır mısınız? Tabii ki. Menümüz kahvaltıyla başlıyor. Daha sonra başlangıçlarımız salata, çorba, burger, pizza, et, kırmızı et, tavuk seçeneklerimiz, tatlılarımız, bar bölümünden çaylarımız, kahvelerimiz, limonata, milkshake. Bunların da hepsi yine mutfak menüsünde olduğu gibi kendimiz hazırlıyoruz. Limonata, milkshake dahil hiçbir şekilde tozdur vesairedir kullanmıyoruz. Her şey tam reçetesine uygun şekilde yapılıyor. Peki burayı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Burayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, biraz önce de vurguladığım gibi, menüdeki neredeyse her şeyin kendi mutfağımızda hazırlanıyor olması. Örneğin tatlılar. Genelde bu piyasamızda bu tarz olmuyor. Hani genelde hazır tercih ediliyor ama biz A'dan Z'ye ekmeklerimizi, tatlılarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ayrıştıran birinci nokta. İkinci noktamız da Kayseri'de
genelde pek rastlanmayan lezzetleri sunmaya çalıştık. Örneğin bir basit bir örnek vereyim. Başlangıcımızdan arancini topları adında bir yemeğimiz var. Bu nedir? İşte arborio pirincinden yapılan risotto topları diye geçiyor aslında. Bu gibi şeyler bizi diğerlerinden ciddi bir şekilde ayrıştırıyor. Paintball oyununun genel kuralları nelerdir? Isparta merkezde bulunan Kıyak Paintball'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Isparta'da Kıyak Paintball bizleri konuk etti. Yanımda firma sahibi Muhammed Kıyak var. Muhammed Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Kıyak Paintball kaç yıldır faaliyet göstermekte? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Kıyak. Kıyak Paintball 3 aydır faaliyet göstermekte. Paintball yaklaşık olarak 6'şarlı ve 7'şarlı olmak üzere 12 kişi ve 14 kişi olmak üzere oyunlar oynanıyor. 10 farklı senaryomuz var sahamızda. Röportajımı sonlandırmadan önce bizlere söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Tüm öğrencileri, aileleri, arkadaşları Kıyak Paintball'a stres atmaya, eğlenmeye davet ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Bizleri konuk ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Isparta'da Kıyak Paintball bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Eğlence sektörünün hızla yaygınlaşan Kayseri Koç Sinan'da bulunan Kıyamet Korku Evi'ni konuk olduk. İzleyelim. Genel olarak akşamları hizmet veriyoruz ama gündüz oyunlarında da hizmetimiz var. Genelde lise öğrencileri, arkadaşlar gündüzleri geldiği için gündüz oyunlarımızı o şekilde yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak akşam oyunları, gece oyunları olarak devam ediyoruz işletmemize. Peki Murat Bey, neden bir korku evi? Neden korku evi? Çünkü ben ilk gittiğimde, ilk heyecanı yaşadığımda bu kadar heyecan dolu ve bu kadar eğleneceğim bir şey olduğunu bilmiyordum. Baktım, gittikten sonra gayet güzel bir eğlence alanı. Adrenalin dozu çok yüksek ve onun yanında çok fazla eğlenebiliyorsunuz. Hani korku ve eğlencenin bu kadar yan yana bir şekilde ilerleyebileceğini düşünmüyordum. Peki Murat Bey, Kıyamet Korku Evi'ni ziyaret etmek isteyen misafirlerinizin belirli bir yaş aralığı var mıdır acaba? Belirli bir yaş aralığı derken şöyle, 15 yaşının üstündeki herkes gelebilir ama kendine güvenip de ailesiyle gelmek isteyen 14 yaşındaki, 13 yaşındaki arkadaşlarımız dahi gelebilir. Hani biz yaş aralığına göre bir korku düzeyi belirliyoruz kendi içimizde. Onu verdiğimiz için, o korku düzeyini verdiğimiz için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani genel anlamda bir yaş aralığımız yok diyebiliriz. Güzellik sektöründe Kayseri'de isim yapan kuaför Kürşat'a konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Kayseri'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda kuaför Kürşat'tayız. Yanımda işletme sahibi Kürşat Bey var. Merhabalar Kürşat Bey. Merhabalar. Kürşat Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 40 yaşındayım. 11 yaşından beri kuaförlük sektörünün içindeyim. 11 yaşlarında Hatay, Antakya ilinde başladım bu mesleğe. O zamandan bu yana devam ediyoruz. Bu sektörün sizi cezbeden yönü neydi? Neden bu sektör? Çok küçük yaşta başladım aslında. 11 yaşındaydım. Bir yaz tatilinde ailemin beni kuaför yanına koymasıyla başladım ama o yaşlarda şunu düşündüm. Yaratıcılık vardı. Değişim, bakım. Bunların hepsi beni çok cezbetti ve ben kuaför olmaya karar verdim. Çünkü bir yaratıcılık vardı. Yani bir heykeltıraş gibi bir sanat vardı. İnsanları tekrardan değiştirmek, onları farklı bir hale getirmek beni cezbetti. O şekilde karar verdim kuaför olmaya. Kuaför Kürşat ne zamandan beri hizmet hayatında? Kuaför Kürşat 2000 yılında hizmete geçti. 2000 yılında ilk salonumuzu açtık. 2011 gibi de ikinci salonumuzu açtık. Kayseri'nin Talas şubesini açtık, Talas bölgesine. O yıllardan bu yana hedefimiz daha profesyonel, daha kaliteli bir şekilde daha ileriye gitmek, daha güzel, daha kaliteli hizmet sunmak. Peki burada neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Burada saç bakımı, işte kesimdir, saçla alakalı
balyajdır, rofledir, gelinbaşıdır, her türlü işlemi yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlarımız el ve ayak bakımı, işte ağdadır, vücut bakımıdır, manikür, pedikür olsun, kaş kontur, işte kalıcı makyaj, bunları olabildiğince kaliteli bir şekilde hizmete sunmaya çalışıyoruz. Uyguluyorsunuz. Kürşat Bey, 2017'nin trend saç kesimleri, renkleri, modelleri, makyajları nelerdir? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki 2017 yılı, şu anda 2016'yı takip etmek durumundayız. 2017'nin yaza doğru genellikle benim tahminimce, yani şu anda tam moda netleşmedi. 2016'dan gelen bir rüzgar var ama genellikle kahve tonlar renk olaraktan daha düz kesimler, daha simetrik kesimler bu sene herhalde ön planda olacak diye düşünüyorum. Daha çok takip ettiğimize göre işte daha soft, daha yumuşak, daha natürel, transparan makyajlar. İnsanlar biraz daha doğallığa yöneldi sonuçta. Daha doğal saç modelleri tercih ediyorlar. Gelin başlarımızda daha böyle salaş saç modelleri ön planda. Daha doğal makyajlar. 2017'nin rüzgarına biz de kendimizi, ismimizi katıp biz de kendi modamızı yaratıp daha değişik şeyler çıkartacağız inşallah. Çiçek, çikolata ve meyvenin birleştiği özel günlerinizi anlamlı kılacak Kayseri Melikgazi'de bulunan Meyveli Düşler'deyiz şimdi. İzleyelim. Öncelikle hoş geldiniz iş yerime. Ben Aysel Danacı, iki çocuk annesiyim, Kayseriliyim. 15 sene ev hanımlığından sonra böyle bir işe başladık. Firma sahibi olarak devam ediyorum Meyveli Düşler'de. Meyveli Düşler olarak burada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlar kesinlikle insanlara mutluluk kaynağı aşılıyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz, bu meyveleri, çikolataları nasıl hazırlıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle bu yapım aşamasında temizliğine ve titizliğine çok önem veriyoruz biz. Daha sonra bunlar gül kekler, zaten görselde de çok güzel. Bu şekilde gül keklerimiz var. Ondan sonra çikolatalı çilekler. Bunlar üzerleri her biri tek tek işleniyor. Çikolatayla işleniyor. Muzlarımız var mesela çikolatalı. Elmalarımız var. Aynen o şekilde çikolatayla kaplanıyor. Sonra işleniyor. Bunlar tek tek yani özenle hazırlanıyor. Temizliğine, titizliğine gerçekten çok dikkat ediyoruz. Özel günlerde özellikle gençler, çiftler. Evet. Çok tercih ediyor galiba, evet, bunları değil, evet, mi? Aynen öyle. Çok tercih ediyorlar. Çünkü yani bu farklı ve sıra dışı bir şey olduğu için aynı zamanda da güzel gözüküyor. Yani özel günlerde inanılmaz talep alıyoruz. Yetişemediğimiz zamanlar da oluyor. Zaten ekstra elemanlar çalıştırmak zorunda kalıyorum o zamanlarda. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Kayseri'ye yetişmeye çalışıyoruz diyelim ben. 1978'den bu yana tarım makineleri üreten Ormak Tarım AŞ'ye konuk olduk. İzliyoruz. ...1978'de kurulan firmamız 1989 yılında şu anda bulunduğumuz üretim tesislerimizde hala da üretim yapmaktayız. Peki Ormak Tarım makinaları müşterilerine ne gibi hizmetler sunar Erhan Bey? Hayvancılık ekipmanlarında çiftçilerin işini kolaylaştıracak kaliteli ürünlere uygun fiyata çiftçilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki makine çeşitliliğinizden, yani ürün çeşitliliğinizden de biraz bahsedebilir miyiz? Yem karma makinaları,
balya yükleme makineleri, ot toplama makineleri, yem kırma ve karıştırma makineleri üretimlerimiz var. Bölgeniz dolayısıyla en fazla talep gören makineler hangileri peki Erhan Bey? Bölgemizde yoğunlukla balya yükleme makineleri ve yem kırma makineleri daha yoğunlukta. Peki bu balya toplama ve yem kırma makinesi dediğimiz makineler ne işe yarıyor, ne için kullanılıyor? Hayvancıların yem karıştırarak besi ve süt çiftliklerinde kullandıkları hayvanlarına daha rahat ve homojen yem yedirmesini sağlıyor. Onları daha stabil ve düzgün bir yem yedirdiği zaman süt veriminde artış sağlanıp daha fazla verim elde ediyorlar. Peki faaliyetleriniz sadece Burdur ve çevresinde mi yoksa Türkiye genelinde ve Avrupa'da da faaliyet göstermekte misiniz? Türkiye genelinde her yerde bayimiz var. Muğla'dan Erzincan'a kadar. Zaman zaman yurt dışı ihracatlarımız da oluyor. Bunu daha genişleterek kapsamları büyütüyoruz inşallah. Şimdi alt yayın bandında görünen iletişim numaralarınızdan müşterileriniz size ulaştığında yani Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden yardımcı oluyorsunuzdur mutlaka. Tabii bize dönüş yaptıkları zaman anında biz onlara geri dönüş yapıp ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Erhan Bey. Bizleri konuk ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ormak Tarım Makineleri bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Sevgili Altın Rehber izleyicileri, İzmir'in Selçuk ilçesinde Ürkmez Otel bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi Cüneyt Özkan var. Cüneyt Bey, kaç yıldır bu sektördesiniz? Ürkmez Otel kaç yıldır faaliyet göstermekte? Ürkmez Otel yaklaşık 20 yıldan beri Selçuk merkezde yatak ve kahvaltı konseptiyle hizmet veriyor. 15 odamız var. Tam merkezinde yer alıyor Selçuk'un. İzmir'de birçok konaklama alanı, birçok otel var. Sizi diğer otellerden ayıran faktörler nelerdir? Şimdi öncelikle Selçuk'ta kültür turizmi yapılıyor. Kültür turizmi farklı bir konsept. Biz de kültür turizmine yönelik olarak farklı ülkelerden, çok farklı ülkelerden genellikle gelen misafirlere hizmet veriyoruz. O yüzden o farklı gelen insanları memnun etmek adına tabii farklı diller öğreniyoruz, farklı dillerde hitap ediyoruz ve onlara göre bazı aktiviteler düzenliyoruz ve onları memnun etmek adına her şeyi yapıyoruz. Otelimiz 17 odalı bir butik otel. 2,5 yılda çok büyük başarılara imza attık. Dünyanın sayılı otelleri arasına girdik. Kendi canında tabii. Çok yüksek reytinglerle çalışıyoruz. Yabancı portalların, Booking.com'un, Expedia'nın, diğer otellerin en yüksek puanlarına sahip olan bir oteliz. Bölgedeki en yüksek puana sahip olan oteliz. Buradaki felsefemiz müşterilerimize müşteri muamelesi değil, misafir muamelesi yapmak. Onlar kendilerini burada evlerinde gibi hissetsinler. O rahatlığı bulsunlar, o huzuru bulsunlar. Burada mutlak huzur vaat ediyoruz insanlara. Rahat edeceklerini
garanti ediyoruz. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, yeni Bir Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.